Şeker Portakalı'nı anımsarsınız. Şeker Portakalı'nda küçük bir çocuk vardı. Adı Zeze'ydi. Ve Zeze'nin en yakın arkadaşı küçük bir portakal fidanıydı. Bu romanı yazanı Brezilyalı yazar 1920 doğumlu Vasconcelos. Yazar Şeker Portakalı çok tuttuktan sonra muhtemelen devam niteliğinde bu romanı yazmış. Roman Güneşi Uyandıralım. Bu romanın diğer romandan farkı şu, karakterler aslında hemen hemen aynı ya da baş karakterimiz aynı, Zeze. Zeze'nin buradaki en yakın arkadaşı bir kurbağadır ve kurbağaya taktığı isim Adam'dır. Peki Adam'ın romandaki rolü ne? Aslında Zeze nerede sıkışsa, nerede umutsuzluğa düşse, nerede yalnızlığa düşse kurbağa yani Adam ona yardıma koşmakta ve onunla konuşmaktadır. Bir nevi kurbağa ya da diğer adıyla Adam, Zeze'nin bir iç sesi niteliğindedir. Zeze artık Şeker Portakalı'ndaki küçük çocuk değildir. Artık ergenliğe gelmiş bir çocuktur. 12-13 yaşlarında ergenlik dönemini yaşayan bir çocuk ve ergenliğin de bir takım olumsuz etkilerini üzerinde taşıyor. Anne babası yani ailesi yoksul olduğu için Zeze'yi zengin bir aileye iyi bir eğitim alsın diye evlatlık olarak veriyor. Fakat gittiği ailede yani evlatlık olarak yaşadığı ailede bütün imkanlara sahip olmasına rağmen yine de aradığı şeyleri bulamaz. Ona göre evlatlık olduğu ailedeki adam, eşi ya da onların kızı, abla dediği kızı bunlar aslında bazı özellikler bakımından yoksundurlar. Yani Zeze'nin yalnızlığına, Zeze'nin mutsuzluğuna, onun hayallerine, ideallerine aslında yetişememektedirler. Bu yüzden Zeze yalnızdır. Fakat Zeze'yi en iyi anlayan adamın dışında yani kurbağanın dışında birisi daha vardır. O da gittiği okuldaki okulun rahip öğretmeni Fayolle'dir. Fayolle'yi Zeze çok sever. Temel nedeni şudur. İdeal baba, kafasındaki ideal baba figürüne Fayolle çok uymaktadır. Roman aslında Zeze'nin bütün ergenlik dönemi çalkantılarını oldukça akıcı bir dille anlatıyor ve romanı okuduğunuzda eğer yaş itibariyle oraya da yakın iseniz aslında insanın nelere gücünün yetip yetmediğini, hayatında önemli kararları verip ya da vermeme noktasında atması gereken adımları orada görüyorsunuz. Yani siz de bir önemli karar verecekseniz aslında bazen çok hayatımızı değiştirecek kararların böyle eşikten dönüyoruz veya o kararı veriyoruz hayatımızı çok fazla değiştiriyoruz. Bu yüzden kitap boyunca yazar bize aslında kendi hayatımızda verdiğimiz kararları da bir anlamda sorgulamamızı ve o kararları aslında ne kadar çizgide, ne kadar sınırda verdiğimizi de fark etmemizi istiyor. Güneşi uyandıralım. Aslında buradaki güneş insanın içindeki umuttur diyebiliriz. Ne zaman ki umutsuzluğa düşersek içimizdeki güneşi uyandıralım. Zaten Zeze de öyle der. Ne zaman umutsuzluğa düşsem beni uyar, güneşi uyandırayım der. Biz her zaman bir umuda sarılmak zorundayız. Bu kitap da birçok kitap gibi insanlara umutlu olmayı öğütleyen, alttan alta işleyen bir eser. Bunu okurken keyif alacağınızı düşünüyorum. Kesinlikle sıkıcı olmayan, kesinlikle belki de varsa çevrenizde 12-13 yaşındaki ergenleri daha iyi anlamanızı sağlayacak olan bir roman diye düşünüyorum. İyi okumalar diliyorum.